Profesör Doktor Ömer İşbiyir. İmamsiler Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Jürimiz için topluca tekrar bir alkış istiyorum. Şimdi yarışmacılarımızın yanlarında telefonlar, salon telefonları arkadaşlarımız alacaklar. Var mı yanınızda telefon? Sizlerden yarışma esnasında arkadaşlarımız ekranlarında sorularını görecekler ve sorularına odaklanacaklar. O esnada çok fazla ses çıkarmamanızı özellikle istirham ediyoruz ki rahatlıkla arkadaşlarımız çalışabilsinler. Birinci etapta az evvel bahsettik, 6 sorumuz var. Her bir sorumuz 250 puan olacak. Arkadaşlarımızın birinci sorusu gelebilir mi? Teknik masamız hazır galiba. Birinci sorumuz arkadaşlarımızın ekranlarına geliyor. Süre 45 saniye. Sizler arkadaşlarımızın sorularını göremiyorsunuz. Yalnızca ekrandaki farklı bir görseli hep birlikte okuyabiliriz. Saniye. Süremiz dolduktan sonra kalemlerimizi kullanmayacağız. Evet, süremiz bitti arkadaşlar. Tahtalarımızı kaldıralım. Sırayla bakıyoruz. Bir numaralı arkadaşımız 28. İki numaralı arkadaşımız cevap veremiyoruz. Bir numaranın da cevabı yanlış. İki numaranın da yanlış. Üç numara da yanlış. Arkadaşlarımızdan Asude Aslan'ın da cevabı doğru. 26. Maalesef cevabımız yanlış. Sevda Nur Güzel boş. Fatma Ceren 26. Ali Erdeşir ve maalesef cevap yok. Galiba arkadaşlar soruyu anlayamadılar. Tamam. Ekrana yansıtalım bakalım. Annem bir deste, babam bir düzine, ablamsa bir deste kalem aldı. 6 tanesini kullandım. Geriye kaç kalemim kaldı? Belki arkadaşlar metni Latin harflerine çevirmeye çalıştılar. İki deste bir düzine toplam 32 tane, 6'sını kullanmış. 26 tane kaldı. Ama bu bir yarışma. İyi olan kazanacak. Tekrar başarılar diliyoruz. Bu herkesin olduğunu ikinci sorumuz. Arkadaşlarımız hazır.
sıradaki soruyu ekranlara yansıtıyoruz. Ali Erdeşir en
Kaftas, Nun, Şın. Dört harf, Kahvan, Gülhan, Belde içinde. Ahmet Derelek, Kaftas, Şın ve Nun. Tahvan veriyoruz. Sevgi Söyüncü, Kaft, Nun, Daf ve Şın. Evet, çok güzel. Soru gayet güzel. Bir arkadaşımız, iki arkadaşımız maalesef. Evet, sıradaki soruyu arkadaşlarımızın ekranlarına yansıtıyoruz. Bu sorunun cevabını tahtalarınıza rakamla da harfle de yazsanız puan alabilirsiniz. Problem değil, yeter ki doğru yazalım. Tahtalarımızı kaldırıyoruz. Soruyu ekrana yansıttık. Bakalım neymiş sorumuz. Sayısını günümüz rakamlarıyla yazınız. Burada bir detay var. Osmanlıca sağdan sola okunduğu halde rakamlar gruplar halinde soldan sağa okunur. Yani ilk rakamımız 8. Toplamda 7 basamaklı. Dolayısıyla 8.081.525. Sırayla bakalım arkadaşlarımıza. 08'de başlamış Sevgi Yüncü'ye, Söyüncü'ye puan veremiyoruz. 6 haneli olmuş Ahmet Develi'ye de puan veremiyoruz. 80, evet, Gülhan Belde'ye de puan veremiyoruz. 8.081.525 Hatice Ertürk tam puan alıyor. Evet, Jüri Söz istedi. Evet, tahtaları incelemiyoruz. Doğru cevap 80 milyon. Cevaptaki 8 milyon değil, 80 milyon. 80 milyon. Pardon, doğru cevap evet, ben yanlış. Bana puan vermiyorsunuz Sayın Jüri sorudan dolayı. Hatice'nin cevabı doğru, 80.081.525. Evet, Gülhan Belde'nin cevabı, Gülhan Belde'ninki de aynı şekilde. 80 milyon, evet. Gülhan Belde'ye ve Hatice Ertürk'e puan veriyoruz şu ana kadar ki arkadaşlar. Devam ediyoruz. 80.081.520 demiş. Altı birazdan puan veriyoruz bir harf, bir rakamla dolayı. Hayır. Hayır. Şu an Hatice Ertürk'ün cevabı doğru. Problem yok. Tahtalar yukarıda zaten herhangi bir şey silmedi. Altı yazalım kabul etmedik. Akan Gülen kabul etmiyoruz. Sevda'nın güzel. Gayet doğru cevap. Problem yok. Fatma Ceren doğru cevap. Ali Erdeşir doğru cevap. Davut Karalı'nın yanına gitmemiz lazım. 80.810.525 doğru cevap. Problem var mı? Bir tur daha dönelim. Sevgi Söyüncü yanlış, Ahmet Derelek yanlış, Gülhan Belde doğru, Hatice Ertürk doğru, Asur Arslan bir rakamdan dolayı problem var, Akay Yümel yanlış, diğer arkadaşlarımız doğru. Yani Sevda'nın Fasma Ceren Ali Erdeşir ve son hafta Davut Karalı doğru. Puanlamada bir problemimiz yok. Sıradaki sorumuzu arkadaşlarımızın ekranına yansıtalım. Sorumuzu ekrana yansıtalım. Aşağıdaki cümlenin doğru okunuşunu
yazınız. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Bakalım arkadaşlarımızın puanlaması nasıl olacak? Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Davut Karalı doğru cevap. Ali Erdeşir doğru cevap. Fatma Ceren doğru cevap. Sevda Nur Güzel doğru cevap. Hakan Cümel doğru cevap. Asule Arslan doğru cevap. Hatice Ertürk doğru cevap. Gülhan Berde doğru cevap. Ahmet Deberek. Mıh'ın ısını iyi yapmış Ahmet. Bir mih bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Sayın jürimiz. Jürimiz diyor ki bir nokta gözü kör eder. Sevgi Söyüncü bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır demiş. Ahmet Deberek ve Sevgi Söyüncü'ye burada puan veremiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı tekrar alkışlayalım ve iyi de heyecanlıyoruz. Puan durumunu görebilir miyiz? Nasıl? Bu birinci etapın puan durumu sonra mı? Evet, birinci etapın puan durumunu görüntülüyoruz. Sevda Nur Güzel 1250 puan. 6 sorudan 5'ini bilmiş Sevda Nur. Ali Erdeşir 1250 puan. Fatma Ceren 1250 puan. Aynı durumda 6 sorudan 5'ini bilmiş arkadaşlarımız. Gülhan Belde, Davut Karalı, Hatice Ertürk 1000 puan. Asule Arslan ve Ahmet Sebebek 750 puan. Akay Gümel 500 puan, Sevgi Söyüncü 250 puan. Daha önümüzde 30 soru var ve soruların kimisi 100, kimisi 200, kimisi 300, kimisi 400 puan. Yani arkadaşlarımız asla morallerini bozmasınlar. Asıl maraton şimdi başlıyor. Sağlam bir alkışla ikinci yapabiliriz. Bu ikinci hesabın şöyle bir özelliği var. İkinci hesabımız riziko tarzı bir yarışma. Nasıl olacak? Arkadaşlarımıza sırayla 40 sorudan bir tanesini hangi puan arzu ederlerse seçmelerini isteyeceğiz, söz hakkı vereceğiz. Seçtiği soruyu arzu edilen süre içerisinde cevaplayabilirse cevaplayacak, doğruysa puan alacak, yanlışsa o sorunun puanı kadar eksi hanesine düşecek, eksi puan verilecek kendisine. Eğer soruyu çözemiyorsa sıradaki arkadaşa veya bir başka arkadaşa geçmesi için geç kelimesini kullanacak. Arkadaşımız geç dedikten sonra hangi arkadaşımız butona ilk basarsa onun masasında mavi ışık yanacak. Mavi ışığın yandığı masa bu sorunun cevabı için hak kazanacak. Bilebilirse ona puan, bilemezse ona eksi puan yazılacak. Dolayısıyla bu bir risk yarışması. Yarışmamızın ikinci etabı riziko kısmı için arkadaşlarımızın ekranlarına soruları yansıyacak. Bütün arkadaşlarımız aynı soruyu aynı anda görecekler. Biz ilk yarışmacımız Sevgi Söyüncü'den bizden bir soru istemesini kendisine yönelteceğiz. Ankara 400. Ankara 400. Sevgi bayağı iddialı. Birinci etapta biraz geride kalmıştı. 400 puanlık soruyu talep etti. Bütün arkadaşlarımıza bu 400 puanlık soru ekranlarına yansıdı. Sevgi eğer geç seçeneği kullanırsa diğer arkadaşlarımız da her an sorunun muhatabı olabilirler. Arkadaşlarımızın masasındaki tahtaları birazdan toplayalım ki rahatsız etmesin artık çünkü yazı yazmayacaklar. Yalnızca bize bu kısımdaki bizi konu sorular çoktan seçmeli. Yalnızca cevap seçeneği söyleyecekler. Bizim ekranımızda yine alt medet var. Bizim ekran değişmedi. Evet, son iki saniye. Evet Sevgi. Sevgi. Deniz diyor Sevde. Sorumuzu ekrana yansıtalım. Yukarıdaki kelimeleri karışık olarak verilmiş olan atasözünün doğru yazılışı nedir? Denizli şıkkı demiş Sevde. Sevde atasözünü bize okur musun?
Yazdın mı herhangi bir yere? Yazmadın. Neymiş atasözü? Kurbağa ata nal çakıldığını görmüş de ayaklarını uzatmış. Kurbağa ata, ama burada bütün kelimeler var yukarıda. Belki biraz kulü olduğundan arka taraflar göremiyor. Ata nal çakıldığını görmüş de kurbağa ayaklarını uzatmış. Evet, sevgiyi alkışlıyoruz. Hızlıca masaları toplayalım. Arkadaşlarımız masalardan hasta etmesin. Doğru. Evet, arkadaşlarımız masalarda kalabalık olmasın. Artık yazı yazılmayacak. Kurşun kalem ve kadro kağıtları kalabilir. Evet, sıra Ahmet Debelek'te. Ahmet, sorunu seç. Bursa 400. Evet, arkadaşlarımızın ekranlarına soruları yansıdı.
ifade eden deyim aşağıda verilen kelimelerden oluşturulmak istenirse hangi kelimeler kullanılmaz? Kazın, öyle, kazı, değil, ayağı yanmasın. Hatice hangi cevabı vermiştin? Ceyhan dedi Hatice. Hatice'nin cevabına göre 2 ve 3. Ama bizim burada kullanacağımız deyim, bu kelimelerden oluşacak deyim, kazın ayağı öyle değil olacak. Dolayısıyla Hatice'ye burada puan veremiyoruz. Doğru cevap D şıkkı 1 ve 5, 1 ve 4 olacak. Evet, sıradaki yarışmacımız Asude Arslan. Asude sorunu seçebilirsin. Edirne. Edirne 400. Ekranlarına arkadaşlarımızın soruları yansıdı. Arkadaşlarımız geç seçeneğini ihmal etmesinler. Çözemeyecek bir olurlarsa geç alternatifini kullanabilirler. İncinmeyiniz, incitmeyiniz. Yani ne sizi incitsinler ne de siz başkalarını incitin.
süre ayarlaması yapıldı. Bir önceki sorumuz bu kadar uzun değildir. 5 saniye, 30 saniye gitti. Evet, ekranda da çok güzel bir resim var. Fakat çok fazla arkadaşlarımızın dikkatini dağıtmak istemiyoruz. Genç seferlerini kullanmayı ihmal etmesinler. Şayet seni değillerse. C şıkkı. Evet, sorumuz görüldü. Yandaki mezar taşındaki yazıya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, mezar taşında neler yazıyor? Ah, minel mevt. Bursa eşraf ve hanedanından Köprübaşı çiftliği mutasarrıfı Keskinzade Ömer Bey'in ruhi için Fatiha. 1328 sene 1330. Evet, arkadaşımız doğru cevabı verdi. Kendisini tebrik ediyoruz. 400 puan aldılar. Ben de o tarafa geçeyim. Sırada Fatma Ceren arkadaşımız var. Fatma Ceren, tutum seçebilirsin. Fırat 400. Evet, sorular arkadaşlarımızın ekranlarına yansıdı. Bakalım bize ne geldi. Oku. Thank you.
kısalım, hızlıca okuyalım. Çok güzel bir metin. Bu metni ben baştan sona sizlere okumak istiyorum. Bu hikaye herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse adlı dört kişi hakkındadır. Yapılacak önemli bir iş vardı ve herkesten bunu yapması istenmişti. Herkes bu işi birisinin yapacağından emindi. Herhangi biri onu yapabilirdi. Fakat hiç kimse yapmadı. Birisi buna kızdı. Çünkü bu herkesin işiydi. Herkes bunu herhangi birinin yapabileceğini düşündü. Fakat hiç kimse bu işi herkesin yapamayacağının farkına varmadı. Sonunda herhangi birinin yapabileceği işi hiç kimse yapmazken herkes birisini suçladı. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Davut Bey'in senin cevabın. Davut Denizli demişti. Denizli iş yapılmayınca herkes buna kızdı. Evet, doğru cevap. Doğru cevap. Tekrar bir numaralı yarışmacımıza geliyoruz. Sevgi Söyüncü bizden. Evet, jürinin bir talebi var. Jüri puanlamayı süratli bir şekilde hazırlamış. Evet, puanlamaya bir bakalım sevgili söz almadan önce. Fatma Ceren 1650 puan, Sevda Güzel 1650, Davut Karalı 1400, Gülhan Berde 1400, Ahmet Debelek 1150, Ali Erdeşir 850, Akay Gümen 700, Sevgi Söyüncü 650, Hatice Ertürk 600, Ansu Devarslan 350. Sağlam bir alkış. Arkadaşlarımız gerçekten güzel yarışıyorlar. Riskli sorular gerçekten risklidir. Biz onları tekrar ikaz ediyoruz. Geç seçeneğini kullanabilirler, geç kalmadan. Sorularını kendileri seçebilirler puan türüne göre. Çünkü bilemedikleri zaman puanlarından o kadar puan kesilecek. Evet, Sevgi Söyüncü Diyarbakır'dan katıldı. Hangi soruyu seçiyorsun Sevgi? Jandarma 400. Sevgi iddialı Jandarma 400. Arkadaşlarımızın ekranlarına soruları yansıdı. Puanlık bir soru seçtim. Adana 300.
yapıyorlar inşallah. Hem yarışmacılarımıza hem de seyircilerimize özür diliyoruz. Bu soruyu iptal ediyoruz. Evet. Ahmet Debelek, Akıbet'in hayrola yeni bir soru seçti bizden. Hadi. Arkadaşlar soruları yansıtalım. Evet, yeni bir soru Ahmet. Ceyhan 300 diyor yine Ahmet. Ceyhan 300. Küçük bir teknik aksaklık oldu az evvel. Soruların cevapları da ekrana yansıdığı için müdahale etmek durumunda kaldı. Evet. Yetmez ki bu şehrin halkına kıymeti bari. Habibi Ekrem'in yâri, Eba Eyyübel Ensari. Cenab-ı Hak bizleri de inşallah onlara yar eylesin. Son 10 saniyemiz. Geç seçeneğini kullanabilirsiniz. Evet, süremiz doldu. Ahmet'in cevabı. Ahmet Adana diyor. Sorumuzu görelim. Aşağıdaki kelimeler kef harfinin karşıladığı seslere göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Değirmen, düğün, heybe, tüy ve güven. Baktığımızda Edirne seçeneğini görüyoruz. Edirne seçeneği. Dolayısıyla Ahmet arkadaşımıza burada puan veremiyoruz. Hatta 300 puan düşürmek durumunda kalıyoruz. Evet, Gülhan Belde. Sorunu seçebilirsin Gülhan. Edirne 300. Edirne 300. Sorular arkadaşlarımızın ekranlarına yansıdı. Bize ne geldi? Subhanallah. Evet, Gülhan cevabını söylüyor. Gülhan Denizli dedi. Sorumuzu yansıtalım bakalım. Yandaki levhaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ben oradaki metni sizlere okuyayım. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur bu milletin ihyası. Evet. Gülhan dedi ki İhya-i ulum-i din den alınmış beyitlerdir. Hangisine ulaşılamaz demişti. Bu beyitlerde, bu okuduğumuz metinde böyle bir yani böyle bir sonuç yoktu. Dolayısıyla Gülhan'ın cevabı doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Hatice Ertürk sorusunu seçiyor. Bursa 300. Bursa 300. Bursa 300. Oğlum, yemeğin iyisi kötüsü olmaz. Besmele ile yedikten sonra. B seçeneği dedi, Bolu dedi. Sorumuz yansıdı. Eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Zeyn Ek, Allame Alimler, Muallim Bilinen, Muallim Bilinen, Müdakkik inceleme, İnkişaf, Açılma. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Sevgi D dedi ama maalesef C
2 ve 3 yani Ceyhan olacak. Sevgiden 300 puan almak durumundayız. Evet, sıradaki yarışmacımız Sevda Nur Güzel. Sevda Nur, sorunu seçebilirsin. F-300. Fatsa 300. Fatsa 300. Sorular ekranlara yansıdı. Ocağını
yeşertti. Evet, Ali'yi tebrik ediyoruz. 200 puan kazandı. Davut, sonunu seçebilirsin. Iğdır 300.
Ahmet Denizli dedi. Sorumuzu verelim bakalım. Aşağıda ışıkların hangisinde dırdır ekinin yazımına ilişkin yanlışlık yapılmıştır? Güzel Ahmet Denizli dedi. Irmaktan geçerken az değiştirilmez ama doğru cevap Edirne şıkkı, E şıkkıymış. Güzel bir soru, ilmin yarısıdır. Buradan Ahmet'e puan veremediğimiz gibi maalesef 200 puanını jürimiz geri alıyor. Evet, sırada Gülhan Belge var. Gülhan sorunu seçebilirsin. Edirne 200. Edirne 200 dedi Gülhan. Bakalım bu soru Gülhan puan kazandıracak mı? Son 10 saniyemiz Gülhan, geç seçeneği kullanabilirsin. Geç dediği Hatice Ertürk. Hatice Ertürk C şıkkı dedi. Sorumuz yansıdı. Yukarıda verilen rakamın yazı ile yazımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? C şıkkında evet doğru verilmiş. 1 milyar 10 milyon 150 bin 500. Hatice Ertürk burada 200 puan kazandı. Şimdi sıra zaten Hatice'deydi. Hatice kendi sorusunu seçecek. Buradan da puan alabilirse puanı daha da ilerleyecek. Evet Hatice. Denizli 200 dedi Hatice. Son 9-8 saniyemiz. D şıkkı. Denizli dedi Hatice. Bakalım yukarıda verilen kelimelerin yazımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Elek, ılık, ilik, oluk. D dedi. Doğru cevabı alalım. Evet Hatice'yi tebrik ediyoruz. Hatice 200 puanla burada kazandı. Asuri Aslan sorusunu seçecek. Giresun 200 dedi. Soruları arkadaşlarımızın ekranlarına yansıdı. Evet, riziko, riskli bir yarışma. Puanlar değişebilir. Genç seçeneğini yarışmacı arkadaşlarımız kullanabilirler. Ceyhan dedi Asude Arslan. Soruyu görelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi köken itibariyle diğerlerinden farklıdır? Beleş, defter, bendeniz, şemsiye, mektep. Diğer dört kelime Arapça kökenli olduğu halde bendeniz kelimesi parça kökenlidir. Asude Arslan'ı tebrik ediyoruz. 200 puan kazandı. Atay Günel sorusunu seçsin. Hatay 200. Hatay 45 saniyelik bir soru. Cevap Edirne dedi Akai. Soruyu görüyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi metinde geçmektedir? Metni okuyoruz. Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başbil'den tavsiye. Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için
işini değiştir. Dolayısıyla Akali tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Sevda Hanım sorusunu seçsin. Fatsa 200. Fatsa 200. 45 saniyelik bir soru. Geç seçeneğini kullanabilir arkadaşlarımız. Emin olamazlar tekrar et. Diğerlerinden
farklıdır. Evet, cevabı yansıtalım. Davut'u alkışlayalım. Davut'u sonra. 200 puan kazandı. Arkadaşlarımız zorlu bir süreçten geçtiler. Bir sene gibi bir çalışma temposuyla bu başarılarını sergilediler. Ve bu yarışmanın kaybedeni yok. Birazdan çok güzel bir görsel, şölen ve gösteri olacak. Biz arkadaşlarımızı alkışlarımızla yerlerine alalım. Bu anlamda 10 dakika sonra gelecek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tamam, kaldıralım. Aboneyim. Türkiye finali yarışmamızda nezaket ölçüleri ve kardeşlik duyguları içerisinde yarışan bütün öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Şimdi kum sanatının diline kulak vereceğiz. Kum sanatı gösterimiz sizlerle birlikte olacak. Kum sanatı ressamı Ramazan Yumurta Bey'in alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Dilerseniz öncelikle şöyle bir şey yapabiliriz. Musikinin gönlüne kulak verebiliriz. Medeniyetimizin eşsiz ufuklarında bir gezinti yapabiliriz. Ben Neyzen Ömer Faruk Keskin'in ve Kanun Sazendesi Şeref Demirci'yi sahneye davet ediyorum. Civat vermesen de. Yüzlük son alsa ben hatta taktik yapıp yüzlük alırdım. Çünkü gitse de yüzlülerdi. Aslında biz onları zaten çıkaralım. Neyse ki o, beni dinlesin de işin köpeğini.
rica ederim. Bilenler de belki bu eserin benim bölümümde bile eşlik edebilir. Olur mu? Çünkü herkes biliyordur bunu. Eyvallah.
geldi.
Sahneye sizin büyük alkışlarınızla davet ediyorum. Hepsi büyük emekler verdiler. Uzun zamandır çalışıyorlar. Hepsi pırıl pırıl çalışkan. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sonuçları açıklamaya başlayacağım. Umuyoruz ki sonuç her ne olursa olsun hayırlısı olur. İnşallah. Sondan başlayarak sonuçları açıklayacağım. 10 kıymetli kardeşimiz, 10 kıymetli öğrencimiz katıldı yarışmamıza. Ve ben ondan başlayarak isimleri sizlerle paylaşacağım. 10. Asude Aslan. Değerli jürimizden Metin Uçar Bey, sizleri büyük alkışlar ile ilgili sahneye davet ediyorum. Dokuzuncu çalışkan arkadaşımızı açıklayacağız hediye takdiminden sonra. Thank you.
birinci arkadaşımız Makar Güler ve altıncıyı açıklıyorum. Yine hocamızın elinden hediyesini alacak. Sevgi Söyüncü. Teşekkür ediyoruz. Ve sıra geldi son beşe. Beşinci olan arkadaşımız Hatice Ertürk. Hediyelerini takdir etmek üzere Ömer Faruk Terzi'yi sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Ödülümüz mükemmel bir hediye gerçekten. Balkanlar gezisi.
Yani birinciyi açıklayacağız şimdi. Zaten bey dedi ama bir de ismini sikletmek istiyorum. Balkanlar turu ve 5000 Türk lirası ödül. Recep Ali Erbey Parti'nin eğitimler adına bilgisini ödülü. Balkanlar turu ve 5000 Türk lirası. Türk almışlarla. Ve Recep Ali Erbey Parti'nin şimdi toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. Ben bunun için il başkanlarımızı da ayrıca jüri üyelerimizi de il müdürlerimizi de sahneye davet ediyorum. Ödül veren jüri üyelerimizi tüm protokolü